Selamlar herkese. Hançer ben. Stronghold maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm oyuna başladık ve haritada ufak tefek ilerledik, kurtları temizledik vesaire. Ve macera devam ediyor. Bölüm 4 ile. Haberci gelmiş Longarm'dan, amma konuşacak, wow. Senden bir şey istiyorum diyor. Bir tane kale yapmamız gerekiyor farenin sınırlarının oraya. Görevi bitirdiğinde diğer moruğa söyleme diyor. Katiyen söyleme diyor. Hayırdır, neden saklıyoruz acaba? Bu Red arkadaşlar ilk düşmanımız. Tam bir tipsiz. İşte çok da detaylı bir şey anlatmıyor açıkçası. Herkes ölmüş, bunun bütün ailesi olmuş, ölmüş, o yüzden taht buna kalmış. Tamamen tesadüfen. Çok iyi. Çok iyi. Artık difficulty seçebiliyoruz. Easy'den Very Hard'a kadar gidiyor. Very Hard yapacağım arkadaşlar. Çok zorlanırsam geri çekerim. Bilmiyorum ne kadar değiştirmişler zorluk seviyelerini. Ama bir süre Very Hard'da gidebiliriz. Birkaç bölüm var bildiğim, onları da düşüreceğim. Ama zorlamaya çalışacağım kendimi. Düşmanların hepsini yok et diyor ve belirli bir süremiz var. Saldırı vesaire gelecek arkadaşlar bu bölümde. Okey, demoda bunu oynamıştık. Demo videosunda bunu oynamıştık. Hallederiz. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Nispeten yüksekte ok sıkmak için şahane bir lokasyon. Bam. Granary. Buraya koyuyorum. Çünkü galiba şeyi toplayabileceğiz. Peynir toplayabileceğiz bu bölümde. Oyunu hızlandıralım. Şuraya bir tane ev attım. Ve şurada ne yazık ki ağaç büyüdü. Şunu koyayım ama evet, izin vermeyecek. Aa, büyük bir işkence. Ağacı yok edebiliyor muyum? Aman bunu yıkmayayım. Bir oduncu onu kesmeli. Yoksa şunu inşa edemeyeceğim. Böyle kılıklar var arkadaşlar oyunda. Ve sıkıntı değil. Mesela çocuk bebek geziyorsa yine bina inşa edemiyorsunuz. Şöyle çocuklar geziyor. Arada sırada bizi darlayacaklar. Umarım birisi şu ağacı keser ve genişletebiliriz depomuzu. Şöyle çapraz bir şekilde genişletmek istemiyorum çünkü. Yapacak bir şey yok. Güzel. Bu arada sağ üstte 300 FPS mi görüyorum? 300 ne demek? Hangi tuşa basarak onu çıkarttım? Hiçbir fikrim yok. Escape'e bassam? Yok. Neyse, kalsın bakalım. Alta mı bastım? Tepe mi bastım? Bilmiyorum. Neyse, 300 FPS'de oynuyoruz. Ne demek bilmiyorum ama... sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi birkaç tane daha tahtacı yapalım buralara. Ve yemek gerekiyor. Peynir yapacağız arkadaşlar. Bir sürü çeşit yemek var oyunda. Peynir yavaş üreten bir kaynak diyelim. O kadar da şahane değil açıkçası. Ama ineklerden yararlanabiliyorsunuz. Mesela mancılıklara takabiliyorsunuz inekleri. Ve fırlatabiliyorsunuz. Şu noktada ihtiyacımıza yaramayacak ama aklımızda bulunsun. Mesela çocuk geçtiği için inşa edemiyorum. Bam. Birkaç tane daha ev yapalım. Güzel. Tabii ki yine okçular çalışmalı. Bir sürü okçu yapmalıyız bu bölüm. Şuraya koyacağım. O kadar da paramız yok aslında. Bir tane daha koydum. Güzel. Kimse bu ağacı kesmeyecek gibi bir his var içimde. Genişletemeyeceğim şeyi. Üzücü, üzücü. Şimdi ok üretmeye başladılar. Ufak tefek yemek gelmeye başladı. Şöyle dolduralım. Ve elbette askerlerin çıkacağı yeri de yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle bir yere yapabilirim. Yeri çok önemli değil. Çıkan askerler de buraya gelsin, tepeye. Süper. İlk okçumuzu yaptık bile. Yemekler ucundan yetişiyor. Bakar mısınız detaylara? Bayılıyorum ya. İnekler büyüyor, yaşlanıyor, ölüyor. Süt veriyorlar.
Sonra bunları peynire çevirip hop götürüyor oraya koyuyor. Ama çok verimli bir sistem değil açıkçası. Şu ağacı lütfen kesin ya. Neyse şöyle koymam gerekecek. Çünkü yer kalmadı. Yer kalmadı yoksa çalışamayacaklar. Okçu kasmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz vergi toplayacağım arkadaşlar. Eksi 2 ile. O yüzden moral yavaştan düşmeye başlayacak. Ama daha fazla yemek üreterek bunun üstesinden geleceğiz birazdan. Şöyle. Muhtemelen birazdan saldırıya da gelecekler. Bir sürü okçu yapmam gerekiyor o yüzden. Very hard arkadaşlar. O kadar kolay değil. Ben 25 yıldır oynadığım için. 20'ydi 25'e çıktı bu arada. 20 diyelim. 20 yıldır oynadığım için çok aşinayım oyuna. Güzel. Bir tane de sur çekeriz. Birazcık savunma sağlar bize. Yemekler fena gitmiyor şu anda. Bir tane daha yaptım. Aşağıda kurabiliriz. Belki saldırınca yıkabilirler bunları, emin değilim. Ama göreceğiz. Geliyorlar. Beklediğim kadar okçu yapamadım. Bakalım. Şu sağdan geliyorlar. Şu tabeleden geliyorlar hep. Ya, alırız, alırız. Kral da savaşıyor. Kral 4-5 tanesini indirir rahat. Aynı anda. Temiz. Cesur oduncumuz katletti hepsini. Bu arada 2 ya da 3 oduncu bir tane mızrakçıyı alabilir. Öyle bir denge var. Haydi daha fazla okçu yapalım. Popülasyon biraz düşüyor. Sıkıntı yok. Yemek coştu arkadaşlar. Artı 4'e çekiyorum. Mutluluğu da eksi 4'e çekiyorum. Onlar birbirini dengelesin. Ve okçu avanmaya devam edelim. Bunu halen koyamıyorum ama şu ağacı kesmeye başlamışlar gördüğüm kadarıyla. Keserlerse şahane olacak. Çünkü yer kalmadı orada. Koyamıyorum. Buraya koyabiliyorum. Çok çirkin oldu ama tamam, çocuk problemi. Yemekler coştu derken hastalık yüzünden möleyecekler şimdi. Öldüler hastalık yüzünden. Arada oluyor, baştan başlıyorlar. Yani yemek tarafında bizi biraz geriye atıyor. Bunlar her an olabiliyor. Yangındı, ineklerin ölmesi, vebaydı. Böyle şeyler random geliyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ve tahtamız coştu. Yemek kurtarıyor. Vergileri basa basa daha fazla okçu üretmeye devam edelim. Bu kadar tahtam varken şöyle bir savunma da çekebiliriz. Neden olmasın? Genişçe ne? Da abartabiliriz böyle. Bu arada haritayı da... Geliyorlar. Haritayı döndürebilirsiniz. Sağ klik yaptığınızda bazı modüller veriyor. Biri alçaltıyor her şeyi. Biri zoom yapıyor. Bu menüyü kaldırıyor alttaki. Üstteki de kompas da şöyle döndürüyor. Döndürün ki kenarları daha net görebilirsiniz. Aksi takdirde gördüğünüz gibi bitirmemişim bile burayı. Şimdi daha çok bitti gibi duruyor. Ama belli olmaz. Birkaç kere çevirmeniz gerekiyor. Net bir şekilde görebilmek için. Geliyorlar. Surları kıracaklar. Ama ordumuz hazır. Büyük bir sıkıntı yaşamayacağız. Max hızda oynuyorum değil mi? Evet. Hadi. Yes. Kaç kişiler? 15 falan. Darmadağın edeceğiz. Yani tahta surlar tabii dayanıklı değil. Ama birkaç saniye kazandırıyor bize. Erittik. Çakal, sadece bu kaçtı. Çok zaten savaşısı yoktu onun. Kenarda geldi, iki tane vurdu. Çok kapışmadı. Bir tane kapı yapalım da insanlar dışarı çıkabilsin. İsterlerse.
Haydi geyikler, haydi. Geyikleri falan da beklemeniz gerekiyor. Kapıyı da ters yaptım ama hiçbir önemi yok. Çünkü insan koymayacağım ona. Sırf dursun diye. Yıkacaklar birazdan. Evet, 1 milyon tane tahtamız var. Yemekler şahane. Birkaç tane daha ev atalım. Popülasyon gelsin biraz. Birkaç saldırı daha gelecek. Bakalım iyiye basarak. Aynen 2 saldırı daha gelecek muhtemelen. Gitgide kuvvetlenecekler. Ama üstesinden geliriz. Kaç tahtam oldu? Şuraya tıklayarak da ürünlerinizi görebilirsiniz. 500 tane tahtam olmuş. Bu arada okçularınız popülasyondan sayılmıyor. Yani insanlar yenileniyor buraya. Oduncu gibi değil. Oduncu popülasyonun bir parçası. Okçular askerleriniz değil. Askerleriniz ayrı. Yani istediğim kadar basabilirim okçu. 100 tane de basabilirim ev yapmadan. Öyle bir kısıtlama yok. Gelin bakalım. Evet, okçu sayım birazcık arttı şu noktadan sonra. Bir şey yapamayacaklar muhtemelen. Hatta kapıyı açık bırakalım ki saldırsınlar, biraz fırsatları olsun. Ve oduncuları da artık parçalayabilirim. Sağ altta çarpı tuşu var. Buna basarsanız parçalıyor. Tahtaya ihtiyacım yok şu noktadan sonra. Bunları da parçaladım. Önemli değil. Parçalayınca da köylüye geri dönüşüyorlar. Buraya dönüyorlar. Uyutabilirsiniz de aynı şekilde binaları Z tuşuna basıp. Anında köylüye dönüşüyorlar ve asker ihtiyacınız varsa anlık bam diye geri askere çevirebilirsiniz. Böyle minik detaylardan bahsedeceğim oynarken. Bu arada yukarıda yer kalmadı. Okçular için kaç okçum oldu? 52 tane olmuş. Yemekler de coştu şu noktada. Bir grup daha geliyor. Haydi hodri meydan yapalım arkadaşlar. Yayla da kapışacağım. Bu arada ufak bir detay. Şu karakteri buraya koyayım. Düşmanlar belirdiğinde bir 10 saniye tepki vermiyorlar. Okçular hariç. Melee unitler. O yüzden bunu buraya koyduğum için çıktıkları anda sıkmaya başlayacak. Ama onlar biraz geç tepki verecek. Gördüğünüz gibi. Yani bütün orduyu oraya koysam okçuları, onlar gelene kadar eritmiştik. Ama yapmayacağım şu anda. İleride uygularız. Erittik. Muhtemelen bir grup daha gelecek. Bitti mi? Son bir saldırı daha var. Bu ilk bölümlerde Very Hard zorlamayacak ama ileride zorlayacak arkadaşlar. Bayağı zorlayacak. Şu anda hallediyoruz. Deli gibi bir ok üretimi yaptım çünkü. Yay üretimi daha doğrusu. Kralımızın keyfi yerinde. Köylüler de mutlu. Haydi. Granary doldu bu arada. 250 kapasitesi var. Bir tane daha dibine yapabiliyorsunuz yer varsa şöyle. Bam. Kapasiteyi arttırıyor ama başka bir yere yapamıyorsunuz Granary'yi. Hep itişik yapmalısınız. Aynen burada, bu depo gibi. Bir grup daha geliyor. Onları da erittik. My boy is yours. We are on our way. Enemy are the cowards of run, sir. Korkaklar kaçıyor. Onları yetişemedik, yakalayamadık diyor. Zafer. İşte gözcülerini hırpaladık diyor farenin. Ama birkaç tanesi kaçmayı başardı. Yerimizi bilmemeliler diyorum. Çünkü birkaç tanesi yerimizden haberdar şu anda. O yüzden Rhett'in alanına girdik. Artık kapışmaya başladık onun bölgesinde. Beşinci görev. İşte kaçanları kovalamaya devam etmişiz Rhett'in grubundan.
ama gece kaybetmişiz. İşte bu da gözcülerimi öldürüp duruyorlar diyor Snake'e. Şikayet ediyor bize. Ne yapmalıyım diyor. Takma kafana, sakin ol, gel benimle geyik avla biraz diyor. Snake de böyle çakalın şerefsizin teki. Biraz daha zeki. İşte çok yakınımdalar, bir şeyler yapmam lazım, yaklaşıyorlar diyor. İşte ordu yolla üstüne diyor da. Biz avcılık gezimizden döndüğümüzde problem çözülmüş olacak, takma kafana diyor. İşte valisiymiş çok önemli köylerin ve bir sürü para yapmış, para ceplemiş ama kral fark etmiş bunu. Onu da yeni kolonilere yollamış, uzağa yollamış. Babamla kapışmış ve gözünü kaybetmiş babama. Ve bütün ailemi öldürmek için yemin etmiş o gün. Vay, bunları bilmiyordum, bu detayları ben. Snake'in gözünü babam almış. Yine savunacağız arkadaşlar, yine savunacağız. Very hard çekelim bunu da, bakalım. Okey, bu biraz zor olabilir, yavaşlatıyorum oyunu. Çünkü çok ortalıktayız. Granary'i buraya aldım. Bir oduncu buraya, bir tane buraya, bir, iki, üç buraya, iki oduncu buraya. Kaç tahtam var? Fena değil. Öncelikle haritaya bakın oynarken, nereden saldıracaklarını görün. Sadece burada var. Kuzeyden geliyorlar. Yani güney arkadaşlar komple güvenli. Kafamızı takmıyoruz. Birkaç tane daha oduncu koydum buraya. Tak tak, bir tane de buraya koydum. Okay. Fena değil, hızlandırabiliriz şimdi. Bakalım ne yemek kaynağı var. Ekmek. Ekmek müthiş arkadaşlar. Şuraya iki tane koydum. Tahtam kalmadı. Ekmek. Öncelikle buğday topluyorsunuz. Tahıl topluyorsunuz. Bir kişi buradan getiriyor. Sonra yel değirmeninden una çeviriyorsunuz. Sonra fırından ekmek yapıyorsunuz. Ve oyundaki en verimli yemek kaynağı. Yani uzun bir oyun oynayacaksanız ve alanınız varsa ya da darsa ekmek yapmalısınız. Hepsine bin basıyor. Peynire vesaire. O yüzden ekmeye başladı burada. Yavaş yavaş biraz daha hızlandıralım. Birazdan yel değirmeni yapacağım. Ekmeğimiz azalmaya başladı. Ve tabii ki bir sürü ok da üretmemiz gerekiyor. Tahtalar gelsin. Birinciyi yaptım. Şuraya bir tane armor yapalım. Güzel. Şimdi oradan gelmeye başlayacak. Biraz daha toplayalım. Yemeğimiz tükenecek, sıkıntı yok. Yakın olması da bize faydalı. Bir tane daha yaptım. Bir tane daha yapabilirim buraya. Güzel. Şimdi toplamaya başladı. Yel değirmeni yapabiliriz. Onu da stockpile'a çok yakın yapmalısınız. Ve okları da toplamaya başladık. Burada veletler, 3 tane velet, onları alıp una çevirecek. Ve yemeğe çevirebileceğiz. Şöyle arkaya döndürüyorum. Şeyin yanına koymaya başlayacağız. Fırınları. Granary'nin. Güzel, 5 tane şimdilik yeterli. Oradaki unları alacaklar. Şöyle 5 ya da 6 tane ekmeğe çevirecekler. Ki müthiş verimli bir sistem. Daha fazla okçuya ihtiyacım var. Ve birkaç tane daha ev yapmam gerekiyor. Fena değil. Param biraz azalmaya başladı. Vergi alıyorum arkadaşlar yavaştan. Bu arada granary'yi öyle bir yere koydum ki yemeğimi göremiyorum. O biraz sıkıntılı oldu. Hemen arkasına koymak sıkıntılı. Ama buraya gidip food'a basabilirsiniz şimdilik. Orada dursun. 35. Fena değil. Fena değil. Ben biraz daha tahıl yapacağım. Ve geldi sevdiğimin müziği. Müzik budur arkadaşlar. Ben susuyorum. Müzik konuşacak.
Evet, geliyorlar yavaştan. Savunmamızı yapmak gerekiyor. Elbette kuleye çıksınlar yine. Ne yazık ki pek savunma koyamadık. Şu üst tarafı kapıyorum arkadaşlar. Oradan gelmesinler. Alt tarafı da kapıyorum. Yıksınlar şimdi, kapı koyacağım oraya. Çünkü benim karakterler de gidemiyor. Hoppa, burayı da unutmayalım. Şimdilik kapadım gibi. Bakalım, 13 tane de okçu yapmışım. İdare ederler gibi. Aynen, ondan da 10 küsur okçu geldi zaten. Ama yükseklik avantajımız olduğu için biz daha iyi bir noktadayız. Ha, asker de geliyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu arada aşağıda odun kalmadı mı? Kaldı, odun var hala. Problem yok. Yemeğimiz coştu arkadaşlar. Artı 4'e çekiyorum. Şeyde, vergiyi de eksiye çekiyorum. Böylelikle çok daha fazla para gelecek. Şimdi buraya bir kapı atabiliriz. Ve de surları da kırabilirsiniz şu şekilde. Yani kulemiz yok şu anda, o yüzden okçuları buraya koymayacağım. Koyabilirsiniz de 3 tane 4 tane koyabiliyorsunuz maksimum. O yüzden çok bir işe yaramıyor. Bir tane daha ev attım. Güzel, tahta işini çözdük. Ekmek işini çözdük. Deli gibi ekmek geliyor şu anda. Artı 8'e bile çekebilirim belki. Evet, mutluluk patladı. Aman. 50'nin altına düşerse gitmeye başlıyor köyleriniz ve finansal krize giriyorsunuz. Teker teker ayrılıyorlar. Sonra çalışanlarınız ayrılıyor. Rezalet bir durum. O yüzden nüfusu, mutluluğu 50'nin üstünde tutmanız gerekiyor. Yoksa yanarsınız. Bir tane daha bile yel değirmeni yapabilirim şu anda. Çünkü yetişemiyorlar. Bir tane de buraya koydum. Bunlara. Artı 8'e çektim. Haydi bakalım. Yemek basıyoruz şu anda. Yani mancılıkla vesaire gelmiyorlar oyunun bu kısmında. O yüzden o kadar zorlamıyor. İleride birkaç bölüm içerisinde katapultlarla gelecekler. Her şeyi yıkacaklar. Ama biraz daha yıpratıcı olacak muhtemelen. Geliyormuş, gelsin bakalım. Okçular ne yapacağını şaşırdı bu arada. Geliyorlar. Bayağı kalabalık geliyorlar aslında. Şaka değil yani. Orada 20 küsur tane okçu var. 25 tane okçu var orada rahat. Aynen. Ben kolay gibi gösteriyorum bu bölümleri de, o kadar kolay değil arkadaşlar. Çok alışkanlığım var sadece oyuna. Hallettik. İki saldırı daha gelecek muhtemelen. Ama hazırız gibi. Granary muhtemelen doldu. Yani fulleniyor. Fulleniyor.
Your popularity is rising. We await orders. Haydi hodri meydan yapalım. Şurada kapışalım. Çünkü neden olmasın? We await orders. Needed, sire. Evet, şahane bir ekonomimiz var şu anda. Haritadaki tahtaları bitirmiş olabilirim bu arada. Burada biraz kalmış. O kadar. Ha, sağ tarafta var. Tamam. Deli gibi de vergi alıyoruz şu anda. Akıyor vergiler. Achievement mı? Achievement mı var Stronghold'da? Vay canına. Hepsini toplayacağım arkadaşlar. 100 tane yemek biriktir diyor. 1000 yazıyordu pardon. Challenge accepted diyorum. Bütün achievement'ları toplayacağız. Ne varsa oyunda. Hepsini toplayacağım. Kaç okçu mu oldu? 79 kişiyiz. Ve saniyede bir okçu geliyor şu anda. Tırstın mı ben geliyorum diyor. Sineği savurmak gibi böyle kolumdan seni savuracağım diyor. Bakalım göreceğiz. We await orders. The rat's troops are attacking. Weapons needed. Ha, fena değil. Birkaç kişiyi öldürdü. Birkaç kişiyi öldürdü. Hala 71 kişi var. Triplerine bayılıyorum ya, bu karakterin Red. Achievement geliyor, gerçekten dopamin basıyorum şu anda her achievement'ta, şahane. Saldırıdan sağ kaldık diyor. No sooner has the dust of battle settled than a dispatch arrives, summoning you back. You are certain the lords will be pleased. Lordlar beni çağırıyor yine. Bölgeyi aldık arkadaşlar Ritten, birinci bölgesini. Salak diyor. Ne yapıyorsun? Bu adam hep beni azarlıyor ya. Emri ben verdim diyor Longarm'da. Aynen. Bayağı ezdi bizi. Niye saldırıyorsun diyor. Red öğrenmiş. Kaybettiğini bölgesini. Ordum dört bir tarafa dağıldı diyor. Yapacağım hiçbir şey yok. Bölgeyi kaybettim diyor. İşte omurgan nerede diyor. Ben plan yaptım rahat ol diyor. Snake. Yakında geri alacaksın, bana güven. Yeni aldığımız bölgeyi çevrelemişler arkadaşlar, bloklamışlar. Bakalım. Red bizimle barış yapmak istiyormuş. Longarm'da tuzak diyor. Çocuğun babası da aynı o şekilde öldü. Yeterince askerimiz yok, kapışamayız diyor. Ben dışarı çıkmışım, onlar tartışmaya devam etmiş.
Long Arm atarla odadan çıkıp yanımıza gelmiş. İşte barış yapmanı istiyor diğer Lord ama ben istemiyorum diyor. Bunun difficulty'si önemli değil arkadaşlar. Pusu bu. Direkt bitecek. İleri basıyorsunuz. Ve bize tuzak yapmışlar. Kendisi de şu galiba Red. Adamlarımızı harcadılar. Ve biz de buradayız. Ordusuyla gelecek birazdan bize. O yüzden savunmamız gerekiyor. Yine Very Hard yapalım. Bu birazcık agresif gelecek. Mancılıkla geliyorlar diye hatırlıyorum. Nereden geliyorlar? Şöyle çevireyim. Sol üstten gelecekler veya sağ üstten gelecekler. Mancılıkla geliyorlarsa onlara biraz yakın olmamın faydası var. Burada da taş var. Taş mı? Bayağı HD duruyor. İnanamadım taş olduğuna. Ben de şöyle ortaya kurulalım arkadaşlar. Fena değil. Granary'yi biraz aşağı çektim. Ne yemek üretiyorum bilmiyorum. Sol üstte de toplam kaynaklarımızı gösteriyor. Onlar yavaştan inventory'e akmaya başlayacak. Buraları inşa edemiyorum çünkü buradan düşmanlar geliyor. Gördüğünüz gibi o ufak bir sıkıntı. O yüzden şuralara inşa edebileceğim sadece. Burada ayı var, onu öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Şimdilik oduncular burada takılabilir. Yukarıdaki odunları toplayabilirler. İki tane ev attım. Yine bir sürü okçu yapmamız gerekecek. O yüzden birincisini koyuyorum bile. Bunu da buraya attık. Yemek de avcı ekmek. Ekmek yapalım arkadaşlar. En sağlıklısı ekmek. Ayı can yakacak biraz. Kralla öldürebilirim. Ama kralın canının yarısı veya üçte biri gider. Ayı öldürmeye çalışırsam. O yüzden riske atmıyorum şu anda. Şimdi bayağı agresif gelecekler bu bölümde. Mancılık vesaire. Bir sürü okçu yapmam gerekiyor bir an önce. Taşımız da var. Taş çıkarabileceğiz şuradan. Biraz bekliyorum ama acelesi yok. Taşın çok bir acelesi yok. Ve okla başladık. 8 tane okçu yapabileceğim. Otomatik. Bakalım tahtalar geliyor birazdan. Ayı çiftçimizi öldürdü. Ben kralla gidiyorum arkadaşlar. Yani siz yapmayın. Ben yapıyorum. Ayı boğan bizim kralın lakabı. Yoksa çiftçiyi harcayacak orada ayı. Okey. Yarısı gitti neredeyse canın. Sıkıntı yok. Bir tane daha tarla attım. Haydi okçular. Tempo. Saldırıya gelecekler şimdi. Yemeğim ne alemde? Azalıyor. Not enough wood, my lord. Wood needed. Güzel. İlk yerde yemeğini yapabilirim. Hasat geliyor. Birazdan ekmekçileri de yapacağım. Biraz vergi alıyorum arkadaşlar. Paraya ihtiyacım var. Taş çıkarmaya şu anda gerek yok. Ve asker yerinde inşa ediyorum. Yine kalenin üstüne gidelim. Kalemiz taştan artık gördüğünüz gibi. Gitgide büyüyecek serüven boyunca. Ve unlar gelmeye başladı. Ekmek işine de girebiliriz. Mutluluk birazcık düşüyor. Çünkü vergi alıyoruz. Bu arada birden fazla çeşit yemek verirseniz mutluluğu biraz daha arttırıyor diye hatırlıyorum. Öyle bonus var. Diye hatırlıyorum. Hop aman. Aman. Yemek bitince şeyin altına düştü. Bu çok kötü şu anda. Gördüğünüz gibi teker teker ayrılıyorlar. Ha, bu büyük sıkıntı. Bunu yapmamalısınız. Ve yemek gelmezse
Bu devam edecek. Ona dikkat etmek gerekiyor. Aman tanrım, şunlar biterse işçiler gitmeye başlayacak. Bitmedi. Ucundan yırttık. Şimdi para kazanmam gerekiyor. Para kazanmak için daha çok yemek lazım. Şunlardan kurmaya devam edelim. Mancılıkla gelecekler diye biliyorum. O can yakacak. Birazcık can yakacak. Param sıfıra indi bu arada. Hoş değil. Evet, yemeği 4'e çekiyorum. Vergiyi de arttırıyorum biraz. Her an gelebilirler saldırıya. Yeterince okçum yok. İyi gitmiyoruz açıkçası. Daha iyi gitmeyi beklerdim. Taş da toplayabiliriz artık. Bir tane koydum. 2 öküz yeter bu mesafeye. Şimdilik bir tane koyacağım sadece. Ve bir ev yapalım. Güzel, ekmekçiler çalışmaya başladı. Doğru düzgün para geliyor artık. Ama daha çok gelmeli. Bakalım, geliyorlar. Bayağı uzun sürdü gelmeleri. Kapı yapabiliyoruz. Fena değil. Şöyle bir kapı yapabilirim. Sırf ateş edecek yer olsun diye yapıyorum. Çocuklar çekilin. Heh. Güzel, yemek işini çözdük arkadaşlar. Artı 8'e bile çekebilirim. Bam. Vergiyi de abanıyoruz. Şu anda deli gibi para gelecek. Ama ufak tefek taş gelmeye başladı. Ve çok daha fazla okçuya ihtiyacım var. Sur çekmedim. Katapultlarla gelecekler. Sur olayı bakalım ne olacak. Çekemiyorum da çünkü şuraya çok yakın. O yüzden... Yani dert etmeye gerek yok. Veya şöyle bir şey yapabilirim. Geliyor. Şurayı çevreledik galiba. Şurayı da kapayabilirsem... İdare eder şimdilik. Bakalım ne olacak. Çokçalar şöyle öne attım biraz daha. Sağ üstten geliyor. Kalabalık geliyorlar. Mancılıkla geliyorlar. Kapatabildim mi de emin değilim etrafı. Şöyle diğer taraftan izleyelim savaşı. Merdivenciler geldi arkadaşlar. Onlar dayıyor böyle merdiveni. Ve insanlar çıkabiliyor üstünden. Onları da öldürebiliyorsunuz, çıkanları da. İlk saldırıyı atlattık gibi. Mancılıklar vuramıyor gördüğünüz gibi, salaklaştı. Vurabilseler efsane, duvarları indirecekler. Ama önlerinde tepeler olduğu için biraz aptallaştılar. Benim işime gelir, vakit kazandırır bu bana. Daha fazla okçu basabilirim ben de. Yemek işi şahane gidiyor. Artı 8 dayanıyor. Hop, katapultlar sıkmaya başladı da ne yaptıklarını bilmiyorlar şu anda. Temizledik. İlk partiyi temizledik. İkinci grup geliyor şimdi. Üst üste saldıracaklar. Bu arada okçular, yaycılar o kadar çok tahta kullanıyor ki otuncular yetişemiyor tahta üretimine. Öyle bir sıkıntımız var.
Bir tane daha inek attım buraya. Ufak tefek taşımız var. Geliyor bir parti daha. Duvarı tamir etmemiştim. Bam. Yine buradan geliyorlar. Şöyle bir katman daha çekebilirsiniz. Arkaya okçu koyduğunda güzel oluyor bunlar. Şahanede duruyorlar. Ve surlardalar. Ama yetişemediler. Bu arada binaları şöyle duvara da dayayabiliyorsunuz. Dayadığınız kenara göre tipi değişiyor. Şahane bir detay. Yine giremediler içeri. Fena değil. Son bir saldırı daha gelecek muhtemelen. Geliyorlar. Şöyle biraz daha duvar çektim. Hop, sol üstten geliyorlar. Fena, 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 fena. Kapıyı yıkacaklar. İçeri. Gafil avladılar bu sefer. Yine aldık da. 4 tane mancılıkla geldiler. İyi ki oraya koymamışım. Granary falan şu okçu yerine oraya koysam harcarlardı. Ve insanların kafası falan yarılıyor insanlara geldiğinde. Kalenin cadı sonsuz ama. Kalede sıkıntı yok. Galiba aldık. Daha gelmesinler artık. Bitmedi mi? Oh, yandık. Yandık. Bu kadar zor değildi bu bölüm. Gitgide zorlaşmaya başlıyor. Çocuk dışarıda kaldı. Yandın. Yandın velet. Geliyor. Evet, bu sefer bayağı kalabalık geliyorlar muhtemelen. Kalan karakterleri de okçuya çeviriyorumuzca. Nereden geliyorlar? Sağ. Oha, bayağı kalabalık geliyorlar. Gelsinler bakalım. ...78 tane okçum var. Bence kurtarırız. Temiz. Bunları da aldık. 88 tane okçumuz var.
Temiz, gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Bakalım Barry Hart nereye kadar devam edebileceğim. Zafer. Yine oldu diyor. Elimden gidiyor bölgeler. En sonunda bana gelecekler diyor. Yandım. Snake kaçıyor. Sattı bunu. Takma kafana diyor. Bana güven, geri geleceğim diyor. Satış koydu Snake. Ve Retin 2 bölgesi kaldı. Devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.